Efendim günaydın. Her şeyden önce bugün mutlu bir gün. İyi bayramlar diyelim. İki tane muhteşem konuğum var. Bir tanesi çok sevdiğimiz Profesör Doktor Sayın Nurhan Atasoy. Sık sık gelir bize Nurhan Hanım. Ve diğeri artık TV8 ailesinin bir üyesi. Televizyon yapımcısı, gazeteci. Herkesin artık tanıdığı aileden abisi. Tayfun abi diyorlar değil Tayfun, mi? Tayfun, hatta Talip abi. Tayfun diye yok, herkes Talip diyor. Ben de alıştım öyle. Ben de Talip abi diyeyim. Tabii Talip herhalde Türkçe dili uyumuna daha iyi geliyor. Ha, Talip abi. Tayfun biraz daha ters geliyor. Herkes Talip abi diyor. Ben Tayfun'a az bakıyorum. Talip abi diye bakıyorum. Ama abi diyorlar ya. Evet. Yaşça büyüğü, küçüğü. Herkes bir saygıdan bir abi. Evimizin Tayfun. Abi yerleşti yani, öyle gidiyor artık. Tayfun Talipoğlu skeçlere de konu olmuştu. Hani gider o duygusal sesiyle. O güzel denler okur. Hoş romantik sesiyle bir de röportaj yapar. Röportajda ben mesela vahşileşirim böyle, habercileşirim, sertleşirim. Yok, Tayfun Bey yine böyle yumuşaktır, kibardır. Evet. Hani yaşın kaç? Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Birkaç yerde de anlattım bunu. Bir gün Adana'ya gidiyorum sık sık. Yine bir gün radyocu hanımefendi dedi ki, ya Tayfun Talipoğlu geliyor dediğimde hep hanımlar arıyor dedi. Oo. Düşündüm dedi, yani sosyal içerikli program yapıyorsun sen. 17'li 77 bütün hanımlar arıyor dedi. Üçüncü gelişinde anca buldum dedi. Niye sadece hanımlar arıyor? Niye dedim. Dedi ki Türkiye'de kadınlar bağırmadan bir şey anlatan erkeği hasretle seni onun için çok seviyorlar. Evet. Ay hakikaten ya. Evet. Hakikaten. Anladınız çok değil mi? Güzel. Kesinlikle çok öyle çünkü. Güzel bir şey bu nokta. Ya ben maçı sırf sesinden dolayı seyredemiyorum. Özellikle spor muhabiri erkeklerimiz vardır ya bizim bağırmadan. Evet. Maç, spor falan, haber okunmaz. Habercilikte de oldu. Yani haber bültenlerinde izliyorum. Şimdi buradan geldiler buraya. Olay zaten aynen geçmiş öyle. Üç gün sonra. Temsili yerdesin yani. Ne bağırıyorsun ya? Aynen. Niye bağırıyorsun? Her birinde savaş patlamış zannediyorsun değil mi? Öyle bir böyle bir gazla söylüyorlar ki en basit olayı bile. O yüzden yumuşak sesli erkek böyle. Kaç yaşındasınız? Bir de öyle de bakıyorsunuz da. Tabii. Bakarken gözler de öyle bakıyor. O sese uyuyor. Sekiz. Hani şahan yapmış. Sekiz yapıyordu şahane. Evet abi, çok güzel orada, yapıyordu. O mesela onu Arın'ın Patnos ilçesi Batmış köyünde bir çocuk. Çok böyle belirginde. Şahan oradan almış galiba. Fakat o köyü beni mesela çok etkilemişti. Ne? 8-9 haneli neredeyse doğru düzgün bir şey var o köyün. Fakat çocuk bana bir internetten bahsediyor filan. Ben de o tarihlerde anlamıyorum da. Bir an önce röportajı toparladım. Çünkü baktım ya bir şey sorarsa rezil olacağız bir de. Ya çocukların gerisinde kalıyorsunuz. Şimdi artık dağ bayır her yerde bilgisayar ve internet dehşet vaziyette. Ben Hasankeyf'te çok etkilenmiştim. Hani bu siz çok rastlamışsınız. Küçük rehberler var ya, kendilerini rehber ilan eden. Tabii. Birkaç dili ezberleyen, kartvizit bastıran. Bayılırım. Onları Çoban Ahmet yetiştirmiştir orada. Hasankeyf'tekileri. Hasankeyf'te. Çoban Ahmet harbiden çobandır. Bu arada çeşitli yabancı dergilere ve televizyonlara da çıkar. Ve son derece böyle vatansever. İngilizce çalışırken bulmuştum ben çobanı. Ciddi mi söylüyorsun? Evet, koyunları duruyor. Habersiz gittim üstelik. İngilizce çalışıyordu ve çocuklara o böyle ön veriyordu. Bunlar güzel adamları bu ülkede. Çok. Ya, kitap istemişti çocuk benden. Başka hiçbir şey değil ve ben yollamıştım Hasankeyf'e kitap. Kuş vururken yakaladım çocukları. Ne yapıyorsunuz dedi. Eyvah eyvah. Vurmayacaksın dedim o kuşları falan. Sonra ne öğrendim ama biliyor musunuz? Tayfun diyorum artık hani madem aynı ailedeniz. Tayfun, istersen Talip abi diyeyim. Sonra şunu öğrendim. Abla biz bunu yiyoruz dedi. Aynen. Ne dersin bu çocuğa? Tabii aç yani. Ayağında ayakkabı yoktu ama benden kitap istedi. Ben de yolladım buraya gelince. Sen çok duygulanmışsındır kitap istedi. Halen unutamıyorum benim o Hasankeyf'te yaşadıklarımı, o çocukların o halini. Ayağında ayakkabı yok, kitap istiyor. Rehber, şu tip kitapları severim diyor. Böyle bana şey de veriyor. Öyle güzel bir şey söyledin ki bak, şu anda ülkede gerçekten inşaat anlamında çok böyle gelişmeler var. Bakıyorsunuz yollar güzel, o güzel filan. Ama ben gittiğim yerlerde şunu soruyorum. Kaç kitap evi var? Değil mi? Yok. Birçoğunda yok. İşte. Yani bize şu kitap çıktı. Abi o kitabı gönderin, bizim burada yok. Ve o kadar üzücü bir şey ki dünyanın en güzel binalarını yapabilirsiniz. Ya. Ama içine insanı daha kaliteli yaşama ulaştıracak unsurları koymazsanız, insan unsurunu yok sayarsanız hiçbir anlamı yok. Bakın benim hocam anlatmıştı. Bu Dünya Savaşı'nda Berlin'deymiş. Hı hı. Berlin'de savaş bittiği anda açılan iki dükkan, bir kitapçı dükkanı, bir çiçekçi. Hemen medeniyet göstergesi. Bekleme yapayım bakın. Bir yani millet aldığı, hiç unutmam. Bir millet aldığı ganimetlerle belli olur. Şimdi Maraş'ın kapalı bölgesi var biliyorsunuz Kıbrıs'ta. Tabii.
O kapalı bölgeyi ben Asteğmen annem Kıbrıs'ta yaptım. Görevli oraya girip çıkıyoruz. Orada ev falan da var. Şöyle bir evleri gezeyim dedim. Bir sürü şey alınmış tabii içeriden. Alınmayan şeyler neydi biliyor musunuz? Kitaplar hepsi yerlerdeydi. Ciddi misin? İki tane de Fransızca kitap benim ganimetim vardı. Fransızcam yok ama kitaplar çok güzel geldi. Ben ne aldım peki? Bir tane mozaik. Düşüp kırılmış orada, parçalanmış bir cam parçası. Hatıra, o Hatay'dan onu almıştım. Gerçekten yani dediğiniz doğru. Her şeyi almışlar. Tencere, tabak götürmüşler. Kitap götürmemişler. Şimdi kitap bana götürmüş. Diyorlar ki evinde bir altta anahtarım var. Üsttekine de alsam. Kilidini yaptırmadım, değiştirmedim bile. Diyorum benim evimde hiç takı yok. Yani takı dediğim var, yalancı iğne var. Ha. Başka hiçbir şey yok. Hepsini dağıttım ben çocuklarıma. Ama kitap bol. Kitap bol. Kitabı da eğer çalacaklarsa... Helal olsun. Helal olsun diyor. Ben vereyim hatta istesinler. Yalnız bilgisayarlarım tabii canımı yakar. İçindeki bilgilerden dolayı. O işte, o yakıyor. Ben de bu okuduğum kitapları bir ajandada toplardım. Hangi tarihler arasında okumuşum, hangi sözler bana dokunmuş. Ya. O ajanda gitti. Sanki o ajanda bir 7-8 sene sürmüştü. Aynı şey. Sanki ömrümün o 7-8 senesi gitti gibi. Bu Hermann Hesse'leri falan okurken hep ona yazmıştım. Alman edebiyatı. Biz seninle çok benziyor. Ben de çok Hermann Hesse... Alır bir noktaları. Yazar okurken tabii, yazarı alıp okuyorum. Altını çizerim ve benim böyle küçük defterlerim vardır. Bu 63 numara bu yılın. Üzerine de yazmış. Bir göstersene Gökhan. Bu güzel. Şimdi bu bitti. Yarın 64'e başlıyorum. Her şeylerim bunun içinde benim. Ben her şeyi not alırım burada. Bunlardan çok güzel kitap çıkar. Çıkacak tabii. Yapacağım. Otursam yapacağım bu işi. Ama gezmekten vakit bulamıyorum. Vakit bulamıyorum. Aslında ama bir şey söyleyeyim. Başladım da başlamadım da değil de. Ben öyle kimseyi kıskanmam. Başkasının zenginliğini falan. Ama o kadar güzel yerlere gidip o kadar güzel şeyleri seyredince ay diyorum, halim olsa da genç olsam da ben de buralara gitsem. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Benim bu programdan yani sonra... Yani o kadar gıpta ediyorum ki. Benim bu programdan sonra bir sürü taklidi çıktı bu program. Çok. 23 tane ama şunu anlamadım. 23 mü saydın mı? 23 tane taklidi çıktı. Doğrudur. Ve bunlardan 3'ü falan fena değil. Bir kısmı şey alınıyor. Deyzeciğim nasılsın falan değil. Ay yok. Burada başka bir şey var. Mesela geçen... Deyzeciğim nasılsın? Çok hoş. Yani bu böyle değil. Bu başka bir şeyden bahsediyoruz. Mesela tespit Yibolarla ilgili bu bölge yatılı okulları benim özel merakımdır. Bir de ben UNICEF'in iyi niyet elçisiyim. Hem de. Bir Angelina Jolie bir sen. Evet. Yani görüyorsunuz. Çok münasip. Ya. Beraber bir toplantı talep ettim ama. Olmadı. Kısmet mi değil. Beyni de getirsin, burada yaparız toplantıyı. Yani böyle bir toplantı yapmamız gerekiyor. Geçen bir tespitimi anlattım. Yibo'ların bir Milli Eğitim Bakanı toplantısı var. Beni de çağırmışlar UNICEF adına konuşmaya gittim. Dedim arkadaşlar Yibo'ları yapacağız. Fiziksel bir takım şartlarını yerine getireceğiz. Bunlar çok güzel şeyler ama başka bir problem var. Şimdi kız çocukları özellikle çok daha başarılı bu ülkede. Yani ben böyle bakıyorum haberi. Ya biz farkında değiliz ama öyle diyorsan. Kız çocukları çok başarılı. Mesela aynı köyden çocukları getiriyorsunuz. 2 ay içinde kız muhteşem derdini anlatabiliyor. Ve niçin orada olduğunu çözmüş, yaşamı çözmüş. Erkek çocuklarına bakıyorsunuz, böyle şey, gel ya, tabii ya, ayrı falan böyle. Orası hep öyle, orası 60'ında da öyle çocukken profesör, değil. İşte Profesör Türkan Hocam'la gitmiştik Türkan Sayan'la. Harika bir muhteşem insan. Bir insandır ki Yibolar konusunda beni o şey itendir ayrıca. Dedim ki bir gün ya hocam, yani... Neden bu adamla evlen mi bu çocuklar yani? Böyle aramızda konuşuyoruz. Ama hep kızlar canavar. Daha çabuk gelişiyor. Ne dedi hayır biliyor musunuz? Çok ne güzel dedi? Bir şey. Çünkü dedi erkeğin babasına benzemesi yetiyor yaşam için. Ha, rol modeli o. Tabii baba yetiyor. Baba ile arkasında ve sözü geçen adam. Onu aşması gerekmiyor. Tabii. Ama kızın aşması gereken bir şey var. İkinci tespit dedim. En önemlisi. Toplantıda da bahsettim. Bu kız çocuklarını okutuyoruz. Çocuklar müthiş oluyor. Bakın batıdaki tüm çocuklardan ya da batı demeyeyim böyle bir ayrım yapmayayım. Yibo'da yetişen çocuklar kendilerini müthiş ifade ediyorlar. Buranın en özel okullarındaki çocuklar bile o kadar güzel cümleler kuramıyorlar dertlerini anlatmak için. Ama şimdi düşünün ki o kız liseden sonra köyüne geri dönüyor ve bu adamlardan biriyle evleniyor. Şimdi söyleyeceğim. O kızın mutsuzluğunu düşün. Şehirde de böyle ama. Tabii. Şehirde, ya ciddi söylüyorum ama yani hani eğer aradığın şey erkekte hani entelektüel birikim, hayata bakış, kendini yetiştirmişlik. Zor buluyorsun. Onu zor buluyorsun. Çünkü adam şeyi aşamamış. Hani sen
maddi bağımsızlığına kavuşmuşsun. Evet. Özgür iradenle adamla berabersin. Biriyle beraber olmak, birine yıkılmak, dayanmak mecburiyet zorunda olduğun için değil. Adam onu kabullenemiyor işte. Bir başbakan bu ülkede geçmişte bir röportajında beni çok üzmüştü. Dedi ki ben karım dair hayatımda hiçbir kadına çiçek almadım. Marifet sanki. Evet ya, bunu söyledi bile. Marifet mi bu peki? Birini memnun edebilirsin, kadını da memnun etmek ve nasıl kolay? Yani bunu da övünerek söyledi. Evet ya. Dedim ki ben kadınlara oy vermez ama en çok o dönem kadınlara oy vermişti. Garip de bir ülkedir burası yani. Allah Allah. Hafta maço mu seviyoruz yani? Biraz bir o hava var. Mesela Bayramiç'te bir gün ormancılarla haber yapıyorum. Yani bu ormanda orman adına çalışan köylüler vardır. Orman köylüleri. İşte ağaçların aşılanması, fazla ağaçların kesilmesi. Dedim ki kız dedim. Kocan sana çiçek aldım. Orada en son sorulacak ne soru. Ne güzel ya. Dedi ki Talip abi almadı ama dedi. Hani bunu ayıp sayarlar dedi. Güzel bir çiçek görünce yerde diyor kız sana çok yakışır kopar da tak. Bu bile bir incelik ya. Aa, doğru. Evet. Ha kendi koparıp takmayı şey yapmıyor. Ya, gururuna tabii yediremiyor eğilip tabii almayı da kadına o alıyor. O bir de baskı. Tabii. Çevre baskısı. Hemen light oluyorsun yeni deyimiyle oluyorsun filan. Yani kabalık daha böyle bir revaçta. Sen ne bilirsin? Mesela bizim kültürümüzde bir de şöyle bir şey var. Yazılıdır da bu hatta bazen. Ananın babanın yanında özellikle erkeğin anasının babasının yanında karısına ve çocuğuna aşırı ilgi göstermesi ayıptır. Çok ayıptır. Tabii tabii. İşte evet, hocama sorayım. Evet çok ayıptır ve köylerde gelin çocuk doğuruncaya kadar herkesin içinde konuşmaz. Aa o derece. Tabii. Hakkı da yok adamdan tabii, da değil hayır, yani. Hayır konuşmaz. Odadan çıkar işte normal şeyde konuşur. Fakat kayınpederinin kayınvalidesinin olduğu yerde konuşmaz çocuk doğuruncaya kadar gelin. Ya mesela adam karıcığım börek ister misin diye aman, mesela aman ya. Karıcığım da demez o. Yani bir yanından makas alamaz. Adını, bir saçını adını tutam söyler mi acaba? Ha işte. Bırak karıcığım adını söyler mi çoğu yani? Biz nasıl bekliyoruz ki bu jenerasyonun bir anda göz açıp kapayınca şehre geldiler diye kontlara dönüşmesini. Şimdi tabii başka bir şey de oldu. Hocam bilmiyorum beni destekleyecek mi? Kentlerde bu iş biraz daha olsun istedik. Gerçi kentlerde bu tür maçoluklar yaşanmaya başladı ve hatta tabii vardı da saklanıyordu ama. Bu bilgisayar kültürüyle birlikte genç çocuklar da bunu unuttular. Hı. Yani bu internette Facebook'lar, Twitter'lar bilmem neler sosyal ilişkileri yok etti. Şimdi bakın belki gelin konuşamıyordu çocuk doğuruncaya kadar işte şuydu buydu. Fakat bir sağlam gelenek vardı. Nedir? Yani çok beğenmesek de böyle sağlam bir gelenek var. Bütün bunlar kalkınca o saygı, ilgi... Küsmez, ne yapar? Tabii. Kızar. Kızar o kadar ama küsemez. Küsmez öyle bir yani şey. Yani bu çeşit şeyleri de çok sevdiğim bazen diyorum ki alayım önüme yani iyi yetişmiş olanını alayım bunları söyleyeyim. Peki ben sana bir fıkra anlatayım bunları. Kıyamıyorum ama o kadar sevgiyle şey yapınca ben de onlar çok bozulacaklardır kıyamıyorum. Ama bunu söylemek lazım. Valla sevgi ifadeleri böyle garip garip parantezler yani, bilmem neler haline geldi. Mesajlarda yani öpücük, dudak, iki yıldız, üç x, iki o. İşte evet böyle. Yani. Şimdi bu sizin anlattığınızla ilgili gelin kaynanayla ilgili bir fıkra anlatayım. Yeni gelin gelmiş eve. Köy yerine. Kaynana bakmış ama gelin asortik. Hani böyle biraz havalı. Hani oğlan gitmiş okumuş şehirden getirmiş. Anne klasik demiş ki bak kızım demiş. Ben o sabah uyanırım. Neşem keyfim yerindeyse birlikte yaşayacaklar gelinle. Şu demiş çiçeğimi bağımın arkasına takır. O zaman gel benimle konuş sohbet edelim bilmem. Ama demiş o demiş çiçek benim kafamın tepesindeyse o gün benim fazla üzerime gelme. Beni rahat bırak bana saygılı davran demiş. Hani bir hiyerarşi öğretiyor geline. Gelin de bakmış. Ay demiş ben sabah uyanırım çiçeği gök kafamın demiş kenarına takarım senin de kafanı kırarım. Nescafemi sigaramı da alırım senin de kafanı kırarım demiş. Ya kadın hani onu orada bir sözsüz iletişim şey öğretirken gelin demiş ki ben Nescafemi sigaramı alır çiçeğimi de takar seni de sallamam yani bu kadar basit. İşte dediğiniz şeye geliyor bu yani fıkra. Bazı şeyleri düzeltelim derken toptan kaybettik. Kaybediyoruz. Şimdi hani bayram bayram da demişken siz Türkiye'nin dört bir yanı dolaştınız. Siz de hocam sarayı da Osmanlısıydı. İşte bu bahsettiğiniz eski kültürdü. Hepsini en iyi
Etüt ettiniz, canım öğrettiniz. Canım benim, öyle bir soruyorsun ki hani siz de saraydayken. Siz de saraylarda. Saraydayken bayramı nasıl kutlardınız? Şimdi hocam diye neredeyse soracağım. Ama o saraylı asaletiniz var efendim. Var değil mi? Aman efendim nerede? Hayır, bir de bir anlatışı, bir de bir kitapları var. Geçen kitap getirdi sevgili hocamız buraya. Biz 3 kişi taşıdık yani. Yazdığı kitapları biz şey olarak taşıyamıyoruz. Ben de taşıyamıyorum o kadar. Ağır çünkü terbiyesiz. İnanılmaz. Çok güzel. Şey öğrendim ben hocamdan. Ve çok her gelişi bir olay oluyor. O kadar fazla cevap alıyoruz ki buradan. Ha bak, kapatıyorum bilgisayarı, yine canlı sanıp bana mesaj yollayıp bir de bozuluyorlar. Niye cevap yazmadın? Çünkü bant. Bu bir bant kaydıdır. Ama özel yani sizler için. Bu özel tatil günü için. Peki hadi saraylara dönelim. Canım. Osmanlı'ya dönelim. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Böyle hitap etmen bana çok şey yapmıyor. Peki ne diyeyim? Çünkü annem, ben hangi saray üzerine çalışırsam o sarayı benim saray diye söylerdim. Öyle mi? Ne güzel. Annem de kızım babamdan mı kaldı? Ha, benim Topkapı mesela. Ha, benim Topkapı, benim İbrahim Paşa Sarayı filan. Babandan mı kaldı derdim. Sonra Deli Saraylı demeye başladılar. Ve Allah rahmet eylesin Metin Ant, hı hı, kitaplarından birini bana ithaf etmiştir. Tam şeyi kelime kelime hatırlamıyorum ama Deli Saraylı'ya anlamında bir şey var, ithaf var. Bu saray tutkusu nereden efendim? Vallahi Topkapı Sarayı'ndan. Ben çok severim Topkapı Sarayı'nı. Sanat tarihçisi olarak yani orada büyüdüm yahu. Yani asistanlığımdan itibaren üniversiteden kaçıp hep Topkapı Sarayı'nda çalıştım. Peki sanat tarihçilerin böyle var mıdır? Mesela birisi saraya meraklı, birisi başka bir şey falan. Tabii oluyor. Mesela bazısı, ben Selçuklu sanatında çok severim. Ama böyle babam da hiç burnunun dibinden ayırmazdı beni. Bakın ne güzel saray görüntüleri var yanınızda. Ondan Nuran sonra hocam, evet. Ooo kahvehaneler. Bakın yemek yiyorlar. Evet. Size bunları da böyle tek tek anlatırım. Ciddi yani. Mi söylüyorsunuz? Vallahi. Hiç de sıkılmam, burada 3 saat otururuz. Vallahi yeni bir şey öğreneyim yeter. Başka bir zaman yaparız. İlber Hoca'yla herkesin arasında merakı vardır. Ben Topkapı Sarayı'nda önce yani ilk şeyimde akademik hayatıma minyatür çalışmakla başladım. Hocamın şeyi teşviki ve yol göstermesiyle. Ve Topkapı Sarayı kütüphanesine gitmeye başladım. Topkapı Sarayı insanı böyle içine çeker. O kadar cazip bir yer ki. Kütüphanesinde ya hakikaten... Üniversitede arkamdan dedikodumu yaparlarmış. Niye? Gene kaçtı gitti diye. Saraya diye. Ama gidiyor. Nereye gidiyorum? Saraya. Ve o kadar çok şey öğrendim. Seninki aşka dönüşmüş. Aşka dönüştü. Ama hakikaten. O kadar. Mesela çok. Musa'nın asası. Değil mi? Bir efsane var Topkapı, evet, Sarayı'nda şu anda. Bunu bilen yok. Ya koskoca Musa'nın koskoca asası. Hani şu nehri ikiye yaran duruyor işte. Git bak. Yok. İstanbul'u bile saray şimdi gezmiş. Ben böyle deyince de pahalı diyorlar. İzleyicilerden ben, bazıları onu. Ben böyle esere el sürmek dediğim değil. Ama yani elimi sürebileceğim mesafeden bakmayı, onu incelemeyi orada öğrendim. Üniversitede kitaptan bakarsınız, tabii, resimden bakarsınız. Tabii. Şimdi bu çok doğal saray gezmemesi. Ben bir haber yapmıştım bir tarihte yine. Galiba Selge'de, Antalya'da. Amfiteyatrolar bulunuyor sık sık biliyorsunuz. Ve hala çok büyük amfiteyatrolar var Anadolu'da. Çıkmamış yeryüzüne. Zaman zaman bir çıkıyor. Biliyor musun? Hayatımda bir tek, evet. Bir de. Yani biz savaş hani böyle gidiyor bir çadırla, otağıyla gidiyor zannediyorduk ya. Otağı dediğimiz şey meğer bir kompleksmiş. Bir kompleks. Etrafında duvarları seyyar, olan hem de. Seyyar saray. Ve o devirde hela var. Şimdi yani, ben yurt dışında konferans verdim ki gene Chicago'da gene çadır istediler benden konferans. Orada anlatacağım. En hoşuma giden şeylerden biri bu. Diyorum ki işte Versay'da potlar pencereden dökülürken Osmanlı gezer saraylarında bile böyle tuvaletler var. İşte ve minyatürlerde gösteriyorum. Barış'cığım şu Topkapı'nın süliyeti bandımız hazırsa bunu unutmayalım, unutturmayalım istiyoruz. Hocam üzülecek ama bir gösterelim onu. Aslında yeri değil, bunu da planlamadık, hani bozuldu ya, verdik ya daha bu sabah.
Hani Topkapı Sarayı ile ilgili ben bunu sık sık gündeme getiriyorum. Tayfun Bey de buradayken görsün istiyorum. Sebebi de şu. Arkadan biliyorsunuz geriden gökdelenler dikiliyor. Evet. Ay anlatmayayım. İmza bizim imzamız hani her asla yerine konulacak. İstanbul deyince akla gelen hani bir çocuğun bile çizdiği tarihi büyük adanın arkasında o Sultan Ahmet'in kubbelerinin minarelerinin arasında Topkapı'nın orada bakın buyurun. Arkadaki görüyor musunuz gökdelenleri? Olamaz yani. Bir daha olamaz. Baştan verirsek bir daha göreceksiniz bunu. Bakın bu inşaat arkadan olamaz. Öyle bir görüntü veriyor ki o tarihi yarımada bak şey eski halini versene bir de Barış'ın. Bir şey söyleyeyim mi? Yani biraz vicdanı sızlayan bir şey olsa. Bakın bakın bu benim çektiğim güzelim resim. Bunu ben çektim. Bakın bugün şimdi bugün yıktırılır bunlar. Normal ülkelerde. Normal ülkelerde. Rabbim oraya gelene kadar kimsenin görmemesi enteresan değil mi? Ya İnşaat falan her şey ortada. Yani nasıl görmezler? Bakın tekrar yani tekrar bunların bunu da kurtaralım ya. Olamaz ya. Evet, olamaz. Şimdi sen mimarsın, şehir planlamacısın. Herhalde bana falan göklerini çizdik demezler değil mi? Bu işi bir bilen yapıyor. Bir izinle yapıyor. Onun oradan gözükeceğini hesaba katamıyorsa. Sana teşekkür ediyorum. Bak bu konuda hepimiz bastıracağız. Hadi yani, ne olur. Direneceğiz bakın, ve öleceğiz. Bakın. Yani, biliyor musun Tayfun artık dünya farkında. UNESCO falan araya girmek üzere. Yani çok girmek üzere değil. Dünya mirası. Ne kadar neler söylüyorlar. Ama işte bir gül bir Erepoğlu'nu çağır da UNESCO şeyi. Çağıralım hocam. Onu, neyse belki konuşuruz. Hadi şimdi neyse Adem Derferen. Bir dakika. Şu şey çok içime dokundu. Dokunmaz mı? Cambridge'de ben daha 20'li yaşlardaydım. Yani bu 50 yıl önce. 50-55 yıl önce. Sokak lambaları değiştirilecek. Kıyamet koptu. Verelim. Modern şey veriyorlar diye. Modern sokak lambası koyacaklar diye. İnsanlar şeylere sokaklara döküldü. Ve o lambalar değiştirilemedi. Yani bu ne lamba biçim lamba değil işte biz yaptık biz mı İstanbul'u böyle seviyoruz diyoruz. Biz İstanbul sevenler hakikaten çıkıp bunu bağırmamız lazım. İşte bunu görüyorsunuz. Evet, bakın, bunun için eylemler yapılmadı değil mi? Değil mi? Allah aşkına. Bakın görüyorsunuz efendim. Eyvah. İstanbul'un hallerinin ne hale gelebileceğini görüntüleri. Ne olur. Şimdi, yani eylem meylem değil. Biz buradan söyledik. Sağ olsun Mimarlar Odası'ndan Mücella Hanım'ı da konuk ettik telefonla. Birkaç gazetenin ilgisini çekti. Beni arayıp telefon numarasını istediler. Büyük bir zevkle verdim. Hani yapılsın röportaj. Ama bilmiyorum iş nereye gitti. Şimdi artık bir arkadaşımın babası. Benim arkadaşım düşünün. Onun da babası. Ta işte kaç yıl önce o hesap etmiyorum. Gemiyle İstanbul'a giriyor. Gemi ve daha önceki gece de çok kafayı çekmiş. Onda geliyor tam Sultanahmet açıklarından geliyor. Ondan sonra şöyle bir bakıyor. Acaba cennette miyim ya diyor. Cennette miyim diyor. Yani bunu şey değil. Şimdi cennette biraz betonarme. Şimdi bakın böyle düşünülebilecek bir yeri. O ilk resmi ben çektim. O ilk resmi ben bir geminin üzerindeydim Karaköy Limanı'nda. Büyük ama bu senden diye çıktı yani. Yani hayır o ilk pırıl pırıl halini çektim. Niçin çektim? Bu kendim ben burada yaşayan bir insan olarak gurur duydum Tayfun. Gittim Karaköy'de bir kruvaziyerin üst terasında büyük bir geminin var yani bu turistik. Bakın bu benim çektiğim fotoğraf. Ya dedim böyle bir manzara ben bunu yansıtamamışım yani o kadar güzel o kadar heybetli o kadar eşsiz ki bu görüntü. Ya dedim ben bunu çekmek zorundayım yani bu kadar. Bir baktım herkes öyle bütün Amerikalısı Yunanlısı koşturup şak 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 peki bunu çekti. Peki sen ne zaman fark ettin arkadaki binaları? Arkadaki binaları ben de maalesef basınla birlikte basın fark ettim. Ya. Yani gazetelerden okuduğum gazetelerden fark ettim. Yani o bina dikildikten sonra fark ettim. Ama hiçbir şey için geçti. Ama Allah aşkına orada şimdi indirsinler aşağıya. Ne olacak? Topkapı indireceğine değil mi? Yani. 3-5 sene mahkemelik olur sonra devam ederler. Alışır tıpkı gözüm, Dolmabahçe'de, gözüm. Beşiktaş'ta benzeyenlerinin, yani, türevlerinin olur. Gözümüz alışır bir müddet sonra ona derler keşke ki keşke buna alışmasa Tayfun ne olur siz de üzerinde durun ya. Gözüm. Şimdi de hocam çok güzel bir şey söyledi mi bakın. Mesela gidiyorsunuz yurt dışına bir mağaza görüyorsunuz. Burası işte 120 yıldır burada duruyor. 130 yıldır burada duruyor. Ben bir kente girerken Anadolu'da her seferinde şaşırıyorum 3 ayda biliyor musunuz? Tabelalar değişiyor, aynen, renkler değişiyor. Bir başkan değişince orası değişiyor. Burası değil. Felaket bir şey oluyor yani. Ne kadar seviniyorum. Nimet abla gişesi duruyor. Bir de Hacı Bekir duruyor. Değil mi? Yok. O kadar. Bir de vefa bozacısı duruyor. Yani o kadar az sayarsın ki yani öyle bir elin parmağı o gibi. O kadar az ki.
Evet şimdi dediğim mahallebici gidiyor ama ince. Öyle şey, mi? Gitti bile gitti. Yok, direniyor. İnci gitti mi? Gidiyor. Son dükkan o kaldı orada. Bir de yanında bir çantacı var. Ben gitti var. Bile boşaltıldı diye yok, biliyorum. Yok duruyor duruyor. O binayı niye boşaltıyorlar? Aynı öbürü gibi bir şey yapacaklar. Alışveriş merkezi. Yani öyle bir yer almış restore edecekler ve öyle bir şey olacak. Ah işte Barış'la arada biz eğleniyoruz yönetmenim. Bu AVM hastalığı Türkiye'yi mahvetti. Yani kötü olmadı şeyin binası belki. Yani bir renk uydu uymadı filan ama aslında çok uygun yapılmış. Hangisi? Yanındaki bina. Alışveriş olan hatta orada söyledim. Orada ne lüzum var? Ben daha işte onu diyeceğim. Yani şu var, başkanla görüştüğümde ben. Başkan onlar gerçekten şehir dışında yapılmış. İki resmi çıkarttı. İki resme baktığınızda aynısını yapmışlar. Doğru ona bir şey ama renk uyuyor uymuyor falan mesele o değil. Bu AVM çılgınlığı. Beni öldürüyor. Yani gidiyorsunuz Anadolu kentlerinde de böyle bu. Evet. Her tarafta AVM'ler. Ya her yer birbirine benzedi. Yani Brüksel'le Malatya'da gezerken bir fark yok. Mağazaların vitrinleri bile aynı artık. Doğru. Tamam. Zincir mağazaları öyle ama Brüksel'de asla hani o merkez orada o Grand işte orası, Palace'ın oraya. Ha. Sen gel de AVM'de. İşte onu diyeceğim. Orada adamın ayrıca gezebileceği bir yer var. Ha. Adam ne yapmış orada? O en eski yere Brüksel'in göbeğine çikolata şeysi, müzesi açmış. Hiçbir şey bozmamış. O eski otantik binaların içerisinden yapmış. İşte en ünlü çikolatasıyla ünlü bir küçük onun dükkanı. Ama bir şeyi bozmamış. Yani biz Beyoğlu gibi bir yere. Amerika'da AVM hastalığı vardır biliyorsunuz. Niye? Adamlar zaten 100 yıllık memleket ya. Dikecek tabii oraya AVM. Ne yapacak? Bir de kentlerin dışında olur bu işler. Yani kentlerin işte kentler dışında. Bunu yapmanın alemi yok. Yani devamlı kent içinde acayip acayip AVM. AVM sosyal yaşamı da öldüren bir şey. Yani İnsani ilişkileri, mesela kent içindeki o İstiklal Caddesi'nde gördüğünüz ya da benim Ankara'da yaşadığım işte sokakta. Biz Ankaralıyız da ayıp evet. Söylemesi. Yani çıktığımda orada işte Erzincanlılara merhaba ona bilmem ne dükkanlar vardır böyle. Oranın dersin buna bunu dersin o sıcaklığı yaşarsın esnafla şununla bununla biz böyleyiz. Biz Amerika'dan gelen bir şey İtalya'ya baktığınız zaman İtalya izin vermiyor. Roma'da AVM bulamazsınız alışveriş merkezi falan yok Roma'da. Ama turizmde de patlıyor çünkü zaten... En iyisi orada var adam hem tarihi korumuş hem markayı korumuş yapmış. Zaten kendim. Tabii. Hani bu meşhur hamburger zincirleri var ya hepimizin evet. Bildiği Mac diye başlar ıts diye bir tane. Evet. Neyse açtırmıyor Roma'nın meydanını hamburger şey hamburgerci açtırmıyor adam ya. Benim kendi dünyaca meşhur pizzam var makarnam var bilmem ne var hamburger zincirini açmam ben Roma'ya diyor açmıyor. Yani böyle de bir kendini koruyor. Kendini korumak var bir de İsviçre'de de öyle Mac'lar var fakat... Öyle şeyli kendisini gösterecek şekilde şeyler mi? Yok. İşte biz bir bile biz de olanı böyle bozarız işte. Al sana Topkapı evet. Sarayı. Havadan gelmiş kucağına düşmüş bir miras. Dik arkasına kuleleri ondan sonra İstanbul'un silüeti de. Ay bayram seyran diye geldi ama. Bayram adetine giremeden şimdi, var ya. Bayram bizim neyimiz oldu şimdi. Hakikaten ya. Bayram bana soruyorsun tabii yaşlıyım. Estağfurullah. Herhalde işte bayramlarda çocukken mendiller verilirdi bize. Gerçekten yok, verilirdi. Köşesine altın bağlanmazdı. Çünkü biz zengin değildik. Altın mı bağlanmalıymış bir de? Bir köşesine altın bağlayıp öyle verilir imiş. Ben ama onlara şahit olmadım. Çünkü o kadar zengin insanlar da yoktu etrafımızda herhalde. Şu anda da hayır, siz de olmadı. Siz Türkiye'nin en zenginlerindesiniz efendim. En varsızsınız. Çünkü satın alma gücü ayrı bir şey, zenginlik her şey. Aynen. Satın alma gücünüz belki o dönem ailece olarak yoktu. Allah'a çok yoktu. Şükür ama yani gerçekten çok... şeyle yaşardık, ölçülü yaşardık. Büyük çocukların eskili şeyleri, küçülmüşleri ben hep ablamınkileri giyiyorum. En zengin, en hani tabii. Üst tabakanın gittiği. Kim en zengin bilmezdik ki. Çünkü tabii zaten canım. Bir çeşit lastik ayakkabım var. Babası Almanya'ya giden bir tane de ekstrasını getirdi kesin. Ama yoktu ki yani. Sonra zaten. Öyle ayakkabı almak. Şimdi ayakkabı dolapları şey gibi. Tabii. Yani sığmıyor hiçbir yere. Ama hiç tüketim ekonomisi tabii. Ekonominin üstüne yürüyor. Bakın üretim var? Giderek düşüyor. Ve sadece tüketim üstüne kurulu bir toplum var. Ama neden? Mutluluklar onun üzerine kurulu. Artık mutluluklar sevgi, saygı, sohbet, paylaşım tabii. Değil. Kadın erkek ilişkilerinde de elde et, kullan, at. Al tüket. Geçtiğimiz günlerde TV8 ki burada Saim abi kutluyorum. Çok güzel filmler seçiyor. Öyledir evet. Son Armağan diye bir film oynadı. Hatta ben rica edeceğim.
Bir daha oynasın diye. Çünkü anlaşmalar bazen bir seferlik oluyormuş. Bu filmde bir trilyonerin Amerika'da torununa miras bırakırken uyguladığı bir yol var. Orada o kadar güzel hepimize dersler veriyor yani ki. Yani pat diye parayı kucağına vermiyor. Vermiyor. Diyor ki önce git bakalım şuraya. Çocuk bağırıyor çağırıyor. Film bir yerinde diyor ki ya, belediye otobüsüne binmeyi bilmiyor çocuk biliyor musun? Allah. Kalıyor ben nasıl bineceğim diye. Çünkü diyor senin için para nefes almak gibi hiç yokluğunu hissetmedi. Doğru. Şimdi ben bir yazımda dedim ki bizim çocuklarımızın her şeyi var ama hiçbir şeyin sahibi değiller. Ben kendi oğluma bakarak da yazıyorum bunları. Her şeyleri var. Bizim yaşadıklarımızı yaşamasınlar diye onları fanuslara koyduk. 12 Eylül öncesi büyüyenler. Aman bizim gibi olmasınlar. Onları yaşamasınlar dedik ama ben bir gün baktım ki 50 yaşında. Yok. Beni ben yapan o yaşadıklarımmış. Evet, onlar şimdi o çocukları suçlayamıyoruz onun için. Niye bu yok, bu niye bak. Şimdi AVM'ler, bilgisayarlar. Evet. Şimdi ne hediye alırsan mutlu edemezsin. Eskiden hiç. Bayramda bir ayakkabı alıyordun, mutlu ediyorsun. Şimdi zaten bunu her gün alıyorsun. Şimdi bakın, üniversite birinci sınıftaydım. İşte bir kışlık elbise yapılır. Kışlık ayakkabı alınır. Yaz gelince bir yazlık ayakkabı. Yani hakikaten öyle yaşıyorduk. Ve çok da mutluyduk. Şimdi hiç akıllarına gelmiyor. Ayakkabı alalım mı sana? Elbiseye ihtiyacın var mı? Hiçbir şey sormadılar diye. Bir kızdım anneme ciddi babama. Ciddi misiniz? Fena halde kızdım. Dedim ki istemeyeceğim bakalım. Ne yapacaklar filan. Hiçbir şey gelmiyor. Bir reaksiyon gelmiyor. Ondan başladım. Robert Kolej'den bir arkadaşım var. Dedim ki sana bazı şeyler işleyeceğim. Onları satar mısın? Lavanta torbaları. Ne güzel. Şeyler aldım. Güzel organzalar. Üstlerine işledim. Ciddi misin? Torbalar yapıyorum ama ne kadar güzel şeyler. O zamanlar mendil şaseleri vardı. Mendillerini koyarsın. Onları yap. Ve onları sattırıyordum. Ve İlk kitaplarım, sanat tarihi kitaplarım öyleydi. Küçük Monet kitapları, işte Picasso'ydu, bilmem neydi. İlk o zaman öyle kitaplar almaya başladım. Ve ders vermeye başladım. Ben de aynen öyle yaptım. Yani ondan sonra, neden sonra akıllarına geldi? Ayağımda kavuşuk bir pabuç, Haziran gelmiş. Ondan sonra... Alalım mı kızım? Şimdi annem babam yani akıllarına gelmedi. En az üniversiteli oldun artık. Üniversiteliyim. Ama ben, üniversitedeyken de kendi ayakkabımızı alabilir misiniz? Sonra canım? Ne yaptım? Ben o kendimi şık yapmak istedim. O zaman burada... kendimi şık yapmak istedim. Buradalar var, bilmem neler mi? Var. Halen var. Onda ben ama daha da küçükken gidip Bostancı'daki bir Yahudi şey vardı. Basmacı vardı. Oradan yerli... Nedir? Sümerbank basmalarından. Kendimi aldım ve böyle bir elbise kesmeye başladım. Güzel oldu mu? Evde de hiç dikiş diken yok. Yemek masası. Kesiyor diyorlar. Sanki adam kesiyor. Evet. Ama gazetede kloş etek nasıl kesilir görmüşüm. Ona gözüme kestirdim ki o kadar güzel elbiseler dikmiş. Çok güzeldi. Üniversitede artık tayörler dikiyordum, palto dikiyordum. Makine kullanmayı nasıl öğrendiniz? Annem gittiği zaman, annem makinesine geçip... Annesi gittiği zaman ama. Anneler öyledir ya, dominant kullandırmaz. Kullandırmazdı. Benimki de öyleydi. Ondan sonra öyle yani hakikaten mutluluk denen şey... Şimdi çocuklara bakıyorum, biz mutsuz ediyoruz. Al biz, ve bırak, mesela bilgisayar biz, oyunu. Ama yapamazsınız ki. Nasıl? Arkadaşları alıyor, ediyor. Tek başına kalıyorlar. Çok güzel. Yani yapamıyoruz. Çok güzel, bakın. Ben söyleşilerimde de bunu anlatıyorum. Bir gün benim söyleşimi ikinci kez dinleyen bir baba, 3 yıl geçmiş yarın, dedi ki, Talip Bey sayenizde dedi, bizim oğlan antisosyal oldu. Nasıl yani? Ne oldu dedim ben de. Sizin dediğiniz gibi seçerek televizyon programlarını izlettik. İşte haberler. Her işte, oyunu şunlar, almadık. Bu, onları almadık filan. Fakat dedi çocuk okulda yalnızlaştı. Ne konuştu? Çünkü okula gidiyorlar çocuklar dizi konuşuyorlar. Bizimki yabancı duruyor. Tabii. Bizim onlar başka şey konuşuyor. O zaman şöyle yazmıştım ben de. Toplumsal değerler birlikte korunur. Yani birimizin bir şey yapmasının çok fazla bir anlamı yok. Ben hayatımda ne dediysem... Tersini yapmış oldum. Ben özel okullar korurken sokakta bağıran bir adamdım. Paralı eğitime hayır, oğlum Bilkent'te okuyor. Ya.
Ben araba alınmaz diyordum. Mecbur aldınız. Herkes hepsinin arkadaşı var, araba aldım. Şimdi baba bilgisayarım bilmem ne bozuldu. Tamam oğlum. Ben şimdi hiçbir bayramda ve hiçbir doğum gününde bir şey aldım. Çünkü sürekli aldığım için. O günlerin ha. çok bir anlamı ha. yok. Bayramın Aynen. da bir anlamı yok. Tatile döndü bayram zaten. Evet. Kaç gün? Allah pazara geldi birinci gün. Çok fena. Pazarsa gelse daha uzun olacak da hesabı. Fakat Anadolu hala kutluyor. Onu soracağım ya. Bir sorayım değil mi Nurhan Hocam? Bayramı anlatalım. Tamam hadi bir bayramı Ayıp. Konuşalım. Artık Ayıp. Zaten hani süremizin de artık Ayıp. Şeyi. Bir konuşalım. Anadolu kutluyor mu? Anadolu kutluyor. Hala o bayram geleneği var. Hala insanlar büyüklerine gidiyorlar. Bayram ziyaretinde bulunuyorlar. Bu önemli şeyler. Peki, mesela farklılık gösteriyor mu Tayfun? Sen dört bir yanını gezdin. Tabii farklılık gösteriyor. Mesela onların o çocuklarda. Yani sonuçta çocuklar her yerde aynı ve mutlu etmek çok zor. Ama gelenek olarak o gidişler, gelişler, büyüklerle toplanmalar filan yaşanıyor. Hatta yurt dışından insanlar köylerine geliyorlar. O bayramda işte ortak yemekler yeniyor. Bunlar önemli şeyler. O ortak yemek yemek ailede bence çok önemli bir şeydir. İşte kurban bayramında kurban kesilir. Gerekli dağıtımlar yapılır. Sabah ve, yenir değil mi? Tabii sabah. Ondan sonra o işte haşlama gelir. Yani. İlk o aileye herkes bu yemeğin başındadır. Bir toplumda eğer topluca aile üyeleri masa başına oturmuyorlarsa o toplumda çürüme başlamış oluyor. Doğru. Ben 6 yaşındaydım. Hiçbir okuma yazmayı bilmediğim dönem babam bana bütün gazetenin makalelerini okurdu her gün. O zamanki akşam gazetesini falan, Cumhuriyet akşam. Anlamaz mı? Mesela Çetin Altan benim 5-6 yaşından beri kulağımda vardır. Mı? Niye vardır? Çünkü babam okurdu onu. Ama bir ay 3 saat sürerdi yemekler. Yemeğin bir sohbeti Ciddi var. Ciddi misiniz? Tabii canım. Bak, ne kadar değil. Çok keyifli. Mesela ben oğlumla aynı şeyi yapamadım. Ben bir baktım olan 22 yaşında. Ama belki baba bunu yapmasaydı bugün Tayfun Talipoğlu olmayacaktı. Tabii. Anlatan adam olmayacaktı bugün yani. Ben ya her, da fark böyle, eden adam olmayacaktı. Her ödülden, her takdirden sonra babam açarım babacığım sayende Ciddi teşekkür ederim derim. Yok oğlum o senin içinde vardı der. Tevazu gösterir ama ilk temel budur. Eğer bugün bu kadar edebiyat, bu şiir okuma, işte insanlara yaklaşım, bırakın onu selamlaşma kültürü. Tabii. Bunlar hala odur. Yani babam hala küçük esatta çıktığı zaman 76 yaşında yürürken her esnafla konuşur, selamlaşır ve babama dersin baba ya bir akşam beraber yemek yiyelim. Yunus Yalçın Talipoğlu adını da söyleyeyim. Ne Talipoğlu? Yunus Yalçın Talipoğlu. Yunus Yalçın Talipoğlu. Baba işte bir yerde yemek yiyelim. Saat 7'ye 5 var mesela değil mi? 7'de oradayım. Ya baba ben oradayım falan. De kızar çok disiplinir. O konuda yani. Niye randevuna gelmiş? Onun için derim mesela 7.30'da orada ol. Tamam. 7'yi çeyrek geçe gelir. Kravatını da takmıştır 10 dakika yapmayın içinde. Gözünü seveyim ya. Harika işte görüyor musun? Böyle ben sofra kültürü olan bir adam. Mesleği neydi? Memurdu şeker fabrikalarında. Daha ne olsun. Babası da kahveciydi. Kahve işletir. Kahve işletirdi ama bir özelliğinden Azerbaycan'dan geliyor bizimkiler. O dönem tabii meslek falan yok. En rahat iş kahvecilik. Onu yapıyor ama tabii eski kahvelerden böyle okunan tabii. ama bir şeyden nefret eder. Kıraat hani okunan yer zaten tabii. Kıraat oradan geliyor. Tabii. Bir şeyden nefret eder. Hala öyle. Sigaradan. Katılıyorum. Kahveci olarak yetişin. Çünkü gece 2'de akşamcı kahvesini açardım diyor. Kim bilir. O zifir diyor böyle duvara yapışır. Katran diyor. Yani okulda kahve açmaya gidiyor gece. Katran. Ve yıllarca otobüste seyahat ederken adama işkence gibi geldi biliyor musunuz bu sigara konusu? Şimdi benim Zafer Ercan diye narkotikçi bir arkadaşım var. Konferanslarda çok başarılıydı ama bu emniyet garip bir emniyettir. Adamı aldılar narkotikten. Halbuki verdiği konferanslarla birçok çocuğu hem uyuşturucudan hem sigaraya başlamasına engel olmuştur. Garip bir şeydir bu. Çok televizyona çıkıyor diye herhalde adamı aldılar başka bir birimi verdiler. Bir gün benim programımda dedi ki çocuk ya sigara konusunda dedi... Kelepçe takmak istiyorum içine deyince babam dedi ki bana bugüne kadar çıkarttığın en iyi konuk buydu. Sigara içeni mi kelepçelemek istiyorsun? Evet yani. Bugün benim başıma geldi. Birkaç saat bir kafede oturuyorum açık hava. Hani sizinle de o karşılaştığımız kafe bebek tarafındaki. Ya arka masa sigara içiyor. Tamam açık hava da. Şimdi şu rüzgar geliyor. Da böyle. Ben içiyorum ya buramda sigara. Arka masa hanım bir de böyle tutmuş sigarayı. Şuradan benim ağzımda yani. O gelir adam Kuğulu Park'ta oturuyor. Kanepeler dizili. Diyor ki ya kanepeyi değiştiriyorum bana geliyor karşıdan diyor. Takmış ya bir de. Allah, bana ben de öyle takılayım sigaraya çok. Yanımda içmek isteyen asistan falan olsa git nerede zıkımlanacaksan orada git defol diyorum. Bakın o kültürü babalar da bozdu.
Ben demokratik babayım. Çocuğuma ilk sigarayı ben tuttum falan vardı bizim çağımızda biliyorsunuz böyle şeyler. Ama o bir şey söyleyeceğim. Saygıyla karıştırılıyordu Tayfun. Yani sigara içmek babana saygı değil ya. Ben şimdi benim küçük ama kardeşim eskiden, olsa. Ama eskiden vardı. O saygı için de içilmez. İçilmiyordu evet. Çünkü sigaranın bu kadar zararlı olduğu bilinmezdi. Misafir sigarası vardı. Bayramlarda şeker gibi bu yabancı yurt dışından gelen böyle kaçak göçek sigaralar ikram edilir. Gondolun içinde gümüş ya da kristal salonda yatardı o sigaralar. İçen de içmeyen de yakardı bir tane. Çünkü zararı bilinmiyordu. İşte bugün yine Dean Martin, Frank Sinatra televizyonda o Amerikan film yıldızları sürekli sigarayla, sigara içerek program yaparlardı. O, ama o boşlukları dolduruyorlardı. Bizim yazar çizer takımında benim kafamda yazar hep ben sigarası de burada olan adamdı. Cazcı, Eskit, kovboy dediği şimdi baba. O zamanlar o kadar zararı da yoktu. Hava kirliliği yoktu. Şimdi hepsi birleşiyor. Bir de kimyasallar artıyor. Bakın çok güzel bir görev yapıyoruz. Bir örnek vereyim. Ben söyleşilerimde anlatıyorum sigara zararı ile ilgili. Tütünden çok sigaranın kağıdıyla ilgili. Bir sigarayı boşaltın. Deneyi hemen hazır evde yapabilirler bizi izleyenler. Tamam. Sigarayı boşaltsınlar. İçine filtresini çıkartıp o kağıt kısmını şey atsınlar bardağa. Bir hafta erimiyor kağıt. Naylon çünkü. Ama sen onu içine çekiyorsun. Tabii naylon. Bir hafta erimiyor biliyor musunuz? Ya bir haftadan sonra döktüm belki daha fazla. Yani sen içine çekiyorsun dedim. Bindiğim taksilerde şoförler sigara içiyorsa bir zavallılar bir şey benden konferans dinliyorlar. Ve ben... Yasak artık. Ben, çatlık bir, diyordur bu çatlık hayır, kapatıyor ya. Kapatıyor ama söndürüyor ama kokuyor yahut da. Burada sigara içilmiş. İçmeyene çok zor gelir. Ondan sonra ve anlatıyorum babam çok sigara içti. Ameliyat olacaktı. Yattı hastaneye. Ya, ameliyat edemediler. Çünkü bütün bronşlar dolu. Ve 15 gün ya, hakikaten mübalağa etmiyorum bunu. Çektiler. O ifrazat çektiler. O ifrazatın resmen zifir. Tabii katran. Katran. Bu ciğerler bütün dolmuş. 15 gün makineyle şey çektiler. Yurt dışında ondan sonra ameliyat edebildiler. Doktorların sigara içeni tedavi etmeme hakkı tartışıldı ya yurt dışında. Evet. Yani doktor reddedebiliyor, sigara içiyor. Bu zaten kendi hayatını atmış çöpe. Ben bunu niye tedavi etmeye çalışıp mesai ama yani bunu ya, bunu böylece anlatıyorum. Evet. Şimdi bayramlar efendim. Bizim zamanımızda bayramlar benim bizim evimizde dediğim gibi komşular filan mendiller verilirdi. Biz çok harçlık, biz kendi evimizde harçlık almadık. Ama daha sonra, şimdi veriyoruz çocuklara. Hepsine, küçüklere harçlık veriyoruz. Kurban Bayramı'nda çok güzel. Hani her şeyin kötü ettiğinden bahsediyoruz da iyiye giden bir tek şey var. Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Kurbanları ortalık yerde keser, bir de alınlarımıza kurban kanı sürerler. Hatırlıyor musunuz? Avrupa Birliği'nin bir faydası bu olmuştur. Yani şimdi orada... Bizim şeyde büyük babam muhakkak bir çarşaf gerdirirdi. Çocuklar görmesin diye. Ciddi mi söylüyorsun? Diye. Evet. Hayır bizi de al bak bu senin koyunun senin için kesiyoruz. Sen evet ya alıp 20 gün besliyorsun kesiyorsun evet böyle ya, bir kültür. Önce bir sevip hayvanı sonra cart kesip bir de alnına. Hayır bizim büyük babam bir çarşaf gerdirirdi. bize yani biz merak ederdik. Ama hani sizin göremez. Büyük baba öyleydi ama bizim çoluk çocuk millet kurban kesimini izlemeye giderdi her sene, bahçeye. Bakın Allah var. Yani hükümet karar alıyor, belediyeler uğraşıyor bilmem ne. Yine de tem kenarında hala kesiyor kardeşim adam. Yine göreceğiz. Evet. Yine göreceğiz. Ben bu işi maalesef anlamış değilim. Yine yani kaçan danalar, yaralanan kasaplar, sonra eskiden benim yine çocukluğumda ben büyükbaş hayvanın kesildiğini hiç görmedim. Bu yeni adet çıktı. Vallahi ben gördüm. Kurbana birleşip ortak girme, dana deve kesme, beş ya kişi paylaş. Artık şimdi dağıtma yok. Hiç. Herkes eti kendi alıyor da onun için. O yüzden mi? Tabii. Ha, danayı keselim bari tabii, et tabii ihtiyacımız çıksın. Tabii, yarısı ayrılır, o muhakkak ki dağıtılır. Tabii. Yani bu o olurdu. Sonra aile toplanır. Bir de eskiden nerede saklayacak? Çok özür dilerim hocam da eskiden eti saklayacak adamın durumu da yok. Dipfriz yok, ya bir şey yok. Mecbur dağıtacak bir de o. Valla şimdi 1.000 lira filan kurban fiyatları. Öyle mi? Ben ortak kurban tabii. Büyük babam kalkardı. Bütün erkek çocuklar hemen hazırlanmak zorundaydı.
namaza, bayram namazına aynen öyle gidilirdi. Bizde de öyledir. Bayram namazından onlar döndüğü zaman ev, her şey bayrama hazır durumda olurdu. Büyük babam baş köşeye otururdu. Yanına büyük annem, onun yanına babam, onun yanına amcam. Ha. Yaş sırasına kıdem. Yaş sırasına göre böyle otururdu. Orhan kardeşim en son. Ondan bir önce ben vardım. Bayram temizliğini anlar mıydınız? Bayram temizliği muhakkak yapılırdı. Ciddi mi? Ben onu hiç çok anlamam ciddi. Ama yani. Hayır, değil ama muhakkak gelecek. Bayram temizliği evet, yapılırdı. Ev zaten her gün temizleniyor fakat ama bayramda kalkar iner bir daha yavaş. Bir de çoluk çocuk da olacak, iyice pislenecek, kurban ete girecek daha sonra, kötü. Sonra büyük annem kalkar, büyük babamın elini öper, oturur. Koca beynin sonra, elini öpüyor. Tabii tabii büyük küçük artık şey değil. Ondan sonra herkes sırayla böyle böyle öper. Orhan başlar büyük babamdan, herkesin elini öper. Onun elini öper yoktu. Hay zavallı. Sonra... Ben en azından şu barışma kısmının gerçekleşmesini istiyorum. Sonra unutuldu bile tarih. Muhakkak bir beraber yemek yenirdi. Ve kapıdan hiç kimse çevrilmezdi. Çöpçüler gelirdi. El öpmeye bahşiş verilirdi onlara. Ama büyük babam kapıdan bahşiş verip geri yollamazdı. Çağırır muhakkak konuşurdu. Ne kadar güzel bir şey. Yani kim olsun, kim olsun, kim ise nasıl geçiniyorsun, ne yapıyorsun şimdi, onları sorardı. Şimdi sen o işçiyi de çağırsan onun da elinde cep telefonu var, mesaj atıyor tabii zaten. Tabii. Artık konuşma şansımız kalmadı. Ben onlara hiç geri dönmüyorum. Neden? Bir de toplu mesajlar var Tayfun. Çünkü bana Sedacığım bayramını kutlarım yazana geri dönüyorum. Seda yazmış. Hadi bana özel. Bir de hepinizin cümlenizin bayramını kutlar, ellerinizden öperim. Zırt 100 kişi aynı anda yollanıyor, bana özel bile değil. Bana neyeceğim, ne ya kartpostalın güzelliği gitti. Ben kartpostal satardım öğrenciyimde. Onun için çok keyifli. Ben de. Özellikle bir de bedava eşantiyon kartpostal bulursam böyle güzel filan. Babam turizmciydi. Bize gelen melen varsa okula götürür onu. Okulda arkadaşlarıma satar. Sen bana yeri tabii gençsin de. Cima'nın önünde satılırdı kartpostallar biliyorsun. Genç olmasam da itiraz etmezdim biliyorsun değil mi? Cima'nın önünde yani Kızılay'daki... Artık reklama girmez çünkü kalktı oradan evet. Herhalde. Kalktı mı? İlk açıldığı zaman ne heyecanla. Şöyle gökdelen sayılırdı. Bilmiyorum canım. Varsa da bilmiyorum. El değiştirmiştir filan ama yani onun önünde satılırdı. Bütün öğrenciler satardı harçlığını çıkarsın diye. Ne güzel güzel. Siyah beyaz kartpostallar da ayrıca Nazım Hikmet'in arkasında şiirleri filan olduğu için daha fiyatlıydı bunlar. Ben ve durumum zaten bir ben siyah beyaz sat şiirli olacak. İçinde şiirsiz olanı satmazdım. Fakat çok iyiydi, para kazanırdık biliyor musunuz? Kartpostal satışında. Evet. Tabii böyle o zaman sence peki bayramlarda mı olur, aşk meşk durumlarında da olur muydu? Aşk meşk durumlarında olurdu ama bayramlarda biz belediyeye bir rusum öderdik. Orada yani tezgah açardık. Portajını yapmıyorsunuz yok, hayır. Yani. Bütün herkes bir öğrenciye de hoşluk oluyordu, bir de güzel bir görüntü oluyordu. Tabii olmaz mı ya? Yani düşünsenize kartlar filan. Benim insan... koleksiyonum vardı. Yani bütün o kartpostalları bir duruyor halen de. Şimdi tabii çok bak kartpostal koleksiyonu dedin. Ben çok yaşlı bir hanıma gitmiştim. Onun kartpostal koleksiyonunu gördüm. Dedi çok ki, mu güzel? Benim gençliğimde dedi hanım. Yani bu dediğim herhalde 40 yıl önce. O da bir 40 yıl daha demek ki epeyce bir eski. Benim gençliğimde kartpostal koleksiyonu yapmak modaydı dedi. O kadar de güzel, o kadar güzel bir koleksiyonu vardı ki. Tayfun Bey'in gençliğinde de pul koleksiyonu modaymış. Aynen. Aynen pul koleksiyonu vardı. Bir şey söyleyeceğim, ben atamıyorum bana gelen... Güzel, çok atmayın. Güzel. Dünyanın her tarafı. Vallahi ben hiçbir şey atamıyorum. Birisine veriyorum. Şey birisine vermek. Ben o kartpostalları ben de atamıyorum. Ben verdim gene. Vallahi toplayan varsa vereyim gene. Siz yine kartpostalı bırakın efendim. Bende 84 tane daktilo var. Hadi canlar. Evet, çok nerede imkan. Saklıyorsun? Bayağı şimdi büroya taşıdım hepsini. 84'ü birden. Sergi birden. Açacağım. Safranbolu'da bir müzem vardı benim. Müzem derken o zamanki belediye başkanı bir konağa vermişti. Ne yaptım babamın işte daktilosunu acaba? Vallahi alırım sizden varsa evet. Üstüne de yazıyoruz kimden geldi filan diye. Daktilo koleksiyonu hatta, bayağı. Hatta burada ilk kez açıklıyorum. Sayın Bülent Ecevit'in bir daktilosu da bende. Ciddi mi söylüyorsunuz? Evet. Ne kadar güzel bir şey ya. Yani, vallahi ben de görmek isterim. Hani yani, Suna Yakın'ın oyuncakçısı gibi değil mi? Evet. Tayfun Talipoğlu'nun daktiloları. Ben şimdi onların hepsinin üstüne birer dize yazıp aynı kendisiyle. O Safranbolu'daki müzeme uzun süredir gitmedim, kapanmış galiba, bir konak da orası. Geliri de Köylere Hizmet Birliği'ne gidiyordu gezme ne için güzel ya. Yapılmış
Tekrar orayı gündeme getirebilirsem, orayı ya da ayrı bir teklif gelirse programdan sonra o ilçede, o ilde bir daktilo müzesi. Peki o müzeyi, o daktiloyu kullanan insanların dizelerini yazacaksın yoksa sen mi şiir yazacaksın? Hayır. Ya Bülent Ecevit'in daktilosunda onun şiirini Koyacağız. Ama öbürlerinde öyle bir şey yok. Mesela birini almışım Urfa'nın en eski avukatın daktilosu. Peki hepsinin sahibi belli mi yoksa antikacıdan aldığın sahibi? Bir kısmı belli. Bana hediye gelenler var. Bir kısmı değil. Ama olmayanların da tarihini yazacağız. Mesela 1948 model. En azından. Şunlar, şu modeldir, şudur diye. Ben çok uzun süre direndim bu işe çünkü. Yani benim şurada geçeli 4 sene falan olmuştur şeyi. Bu toplama merakını mı? Hayır. Bilgisayara geçişim 4 sene filandır. Fazla Allah eski değildir. Aşkına. Ben çok direndim bu konuda. Çünkü o çıt severim ben o işi. Ciddi misin? Evet. Çok zorlarsan bilgisayardan da çıkarırsın. Bizim haber merkezindekiler o kadar alışmışlar ki hızlı şimdi ve çıkıyor. Adrenalinle yazmaya inan noter kağıdı gibi. Vallahi şimdi geçtiğimiz günlerde vefat eden biliyorsunuz Türk dünyanın en büyük şirketinin Steve Jobs. Onun markasını kullanıyorum. Böylece marka vermemiş oldum. Anladık. Fakat ben onu bile o kadar sert duruyorum ki çocuklar diye. Ki ondan hiç çıkmaz ya. Abi ne yapayım? Ben devam daktilonu çat 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 hızlı gidiyorum ya böyle. Abi bunu bile bozabilirsin sen diyor. Yapma yani. Ya ondan da ses çıkarıyor en hani böyle dokunma. Evet. Abi dokunma hoş yani. Olan hani en büyük. Bende de var onda. Maşallah bende yok ya. Sen gelsin. Babamın daktilosun çok şey vardır. Ben valla müze açarsam size bağlantı kurayım. Adını da yazalım babanızın. İnşallah ben şimdi Bostancı'ya gittiğim zaman daktilo duruyor mu durmuyor mu? Valla çok sevinirim böyle bir şey vesile olursa program. Çok sevinirim. Duruyorsa sevinerek şey yapmak isterim. Büyük babamın daktilosu vardır. Eczacıydı babam. Ondan sonra ben gençliğimde fakültede bizim odamızda hocayla benim odamda daktilo yok. Hocam bana şunu yap derdi. Hiç mazeret söylemedim ben hocaya. Daktilo yok ki nerede yazayım? Yok. Ben de sana. Ben babamın daktilosunu getirdim. Fakültede kullanıyoruz. İşte yaz yavrum diyor. Ben daktilo yazmasını bilmiyorum. Bak, ama bu mazeret. Bu ciddi, geçerli. Hayır, hiç öyle deme. Karbon kağıdını ters koyarım filan. Öğrendim tabii. Ondan sonra sonra babamın şeyi kullandım. İşte ondan ona geçtim, ondan ona elektrikli daktilo filan. Fakat babamın şeyinin başka bir hatırası var. Hep not alırım ben ve klasörlerim, onları tasnif ederim. Ondan sonra onlar kitap oluyor. İşte çadırda işte bir çiçekti, bahçeydi, bilmem neydi. Şimdi babam emekli etti kendini. Fakat adam alışmış, çok çalışıyor şey adam. Ona karışıyor, buna karışıyor. Ondan sonra annemin canı yanmış. Bana şuna ne olur iş bul, bir yapsın da oyalansın. Peki babacığım, şuraları lütfen daktiloyla 3 nüsa yazar mısınız? O küçük notları. Ama ben dünya kadar büyük şeyler veriyorum. Şuradan şuraya kadar, şuradan şuraya kadar işler bekliyorum filan. Babam içi tez adamım. Oturuyor o daktilosunda. Gece 3-4 sabahlıyor. Sabahlıyor. Tabii sesi düşünün. Çat 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 çat. Annem diyor ki ay hiç uyku uyuyamıyorum. Sevmem o sesi. Bu tak 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 bu daktilo sesinden kızım ekme eyleme beni kurtar. Geri al babandan bu işi. Remington mu daktilo? Değil, Smith Corona galiba. Oo, makbul müdür? Makbul tabii, çok eski dediydi. Evet, çok eski. Çok eski. Şimdi babama yalvarır, babacığım bunun acelesi yok. Gece 3'te yazmasan da olur. Ne olur şunu gece yazma, hayır. Verdiklerim böyle yazı. Şimdi Arapçadan yeni şeye geçmişler, Arap harflerinden. Onun yaptığı hatalar var. O kadar hoşuma gidiyor. Yapmayın. Babamın şeyi bu. Duruyor o notlar değil mi şimdi? Duruyor. Şimdi duygusallaştırdım. Ben de buradan bu bayram vesilesiyle Remzi abiye Allah rahmet eylesin. Remzi abiye de bir son daktilo tamircisidir. Ankara'da profesör son lakaplı. Gerçekten? Yok artık kimse tamir falan etmiyor. Yani işte bir Remzi abi var Ankara'da. Buralarda varsa birer tamir. Nasıl geçimini onunla sağlayabiliyor mu Remzi Bey? Yanında başka işte tart aletlerine falan da bakıyor ama o tabii elemanlar yapıyor. O daktilocu olduğu için
Hatta bana son bir senedir hiç uğrayamadım. İnşallah sağlığı filan iyidir. Ya. Çok da hatır şinas bir abimdir. Siz de öylesiniz öyle. Belli ki bak Kremzi abi buralarda daktilo ile hatırladığı için. Ya evet çünkü çok şeydir emeği vardır bu konuda. Biz de ona sevgi selam yollayalım bayramını kutlayalım ne güzel. Profesör abim benim. Öyle, öyle adım, mi? Adım, lakabı profesör. Lakabı profesör çünkü onu kim yapacak başka? Peki bir şey söyleyeceğim. İki parmak mı yazıyordunuz siz? Ben iki parmak yazıyorum. Tabii gazeteciler öyle yazar tabii. Sekreter değil ki beş şimdi, şeyi almamış. Bu arada Sayın Başbakan geçen yıl değil de daha işte 3-5 ay önce bir şey söyledi. Bizim klavyemiz F'dir diye. Yerli üretim bilgisayarcılarla çok çatıştım. Benim demin dediğim markaya geçişim F klavye bir tek onlarda olduğu içindi. Diyorum ki bizde üretenlere ya Türkiye'nin gururu diye reklam yapıyorsunuz. Amerikalı çıkartıyor bu F klavyeyi. Siz niye çıkartmıyorsunuz laptoplarda bir tane? Niyeymiş? Çıkartmadılar. O kadar mektup yazdım. Ben değiştiriyorum. O kadar da basit. Yani içten değişecek biz üstüne sticker yapıştırıyoruz. Ben değiştiriyorum. Şimdi hiç yapacaklardır. Şey buradan da onu da duyuralım. Evet yani peki, lütfen yapsınlar. Bir şey söyleyeceğim. Hani bayram şiirimiz var mı? Okumak istiyor musun? Ben zorlamıyorum. Bayram şiiri değil ama sevgi ve aşk üstüne bir şiir okuyacağım. Çok yani. Güzel okun şiir. Okusun mu? Evet. O zaman okuyun. En azından live, önce. Ne derler şey yeni hep öyle ya canlı olarak. Canlı dinleyelim. Adamın sesi yine okusa şiir gibi geliyor. Aynen öyle. İşte ben onu diyecektim. Tam o iltifat edecektim. Diyecektim ki şiire zorlamıyorum. Çünkü zaten öyle konuşuyorsun. Hani ekstra şiir okumasına gerek yok. Konuşması da öyle. Hani hem ruhumuzu hem kulağımızı okşuyor. Eksik olmasın ama bayıla bayıla dinleriz. Ben de ilk kez canlı dinleyeceğim. Bu ses tonunun bir avantajı bana diyorum ya Allah'ın en büyük vergisi herhalde. Geçen uçakta bir çocuk ağlıyor ya böyle. Dayanılmaz ağlıyor. Gittim kucağıma aldım tık sustu. Böyle bir iletişim var çocuklarla. Fakat çocuğu bırakamıyorum. O kadar sevimli bir şey ki bu. Uçak kalkacak annesi bağlıyor kemerle. Gitmiyor. Ciddi mi? Vallahi zorla çocuğu verdik oraya. Senel Levent vardı değil mi bir de TRT'de? Evet. Akşama Doğru'yu yapardı. Evet, tiyatrocu evet. Eşi vardı böyle. Evet. Onu benim şey derler Tayfun Talip oldu. O da dişi Seynan'da o anlamda. Senel Levent. Tabii yani tabii. Dişi kötü anlamda söylemiyorum. Dişi sesin en güzeli anlamında. O da böyle sakin, sessiz hep anlatırdı. Yatak odası sesi derlerdi ama bilmiyorum. Onu Okan Bayülgen öyle diyor bana. Yatak odası sesiyle konuşuyorsun diye. Seynel Levent'e de öyle derlerdi. Okan'ın beni tarifi var. Diyor ki öyle bir adamsın ki sanki böyle Talip abi, Tayfun abi böyle şeyle yaşayan, sponsorlarla yaşayan, naif. Gittiği yerde ağırlanan falan. Böyle bir adam ya. Bu hava seni yormuyor mu dedi. Yormuyor mu değil mi? Hani böyle doğru öyle gibi. Hani bir gidiyor. Gerçekten ben kimseyle dövüşüyorum. Benimle bir adam dövüşüyorsa bilin ki son raddesidir şimdi. Burcunuz ne? Aslan. Sorayım dedim. Halbuki dövüşkendir ama. Evet. Ya ben dövüşmem. Ben son radde. Çünkü o kadar üzülüyorum ki bazen. Böyle elim, bağırma çağırma falan. Değil. Elimde bazen bağırırım ama elimde olmadan sinirleniyorum. Sonra 10 kere özür diliyorum. Bu sefer kendimi tutuyorum. Yani ben de öyle oluyorum ama. Ben de birini haklı yere de hani kendimi savunup kırsam kırdığım için sorup bir posta daha üzülüyorum. Mesela artık bir şey değil mi? Gittiğin yerde böyle garsona İşte oradaki çalışana şuna buna böyle onu getir filan tarzı adamlar var ya bir tek onları gırtlaklamak gerekiyor. Bir şey söyleyeyim mi Tayfun? Ben bir beyle çıksam bir yere otursam. Bir garson o şekilde davransa kalkar giderim biliyorsun değil mi? Anında. Bana da saygısızlık çünkü. Tabii. Masada bir hanım olarak çocuğum getir şunu bir azarlayıp bir de hani masadaki kadınlara da hava atmak için büyüklük taslayan adam dünyanın en kompleksli adamı. Ben her zaman diyorum. Siz diyecek garsona getirir aynen. Misiniz? Yaşı çok küçükse getirir misin? Hani ama rica. Hep yavrum. Bir şey diyeyim, bir adamı çalışan, beraber çalıştığı insanlara soracaksın. Bak kameraman arkadaşlarım burada benim. Seviyor musunuz? Gezdiniz mi? Neymiş? Lokum mu? Bomba mı? Ne dedi? Tayfun Tayfun'u sevdiniz mi? Gezerken. Şeyde gezerken. Seçim birlikte kervanı. Gezdiniz değil mi seçim tabii, kervanında? Tabii, nasıl? Gezdik. Hem seyahatte tanıdılar hem işte. Evet. Nasıl? Ve bir şey diyeyim mi? Seçim kervanı. Şöyle yapıyorlar. Ben nasılım? Muhteşemsin. Bak sen süpersin yapıyorlar bana da. Ama doğru yani. Yoksa korkudan mı? Yani düşünsenize sabahleyin bir seni görmeleri var. 70 ya. Gün boyunca kalkıp bir beni görmeleri var çocukların yani. Yok ondan değil tabii. Ben senin niye tiryakinim sana samimi söylüyorum. Sabahın köründe. Kalk hayır. Güzel. Güne güzel başlar. Güzel, keşke sen her sabah görsek seni biz. Böyle deme genel müdürümüzün aklına bir şeyler sokma ben iyiyim dur. Ya müthiş müthiş bir şey. Ya vallahi hakikaten izleyeceğim. Öyle. İnsan yani güzel görmek istiyor. Kanada'da bir gün koşuya yani yürüyüşe çıktım. Onların bir park var Rancor'da. Evet. Hadi burada herkes bana Talip abi diye selam veriyor. Ulan herkes bana selam veriyor. Burada beni kim tanıyor? Baktım herkes birbirine güler yüzle selam veriyor. Budur ya. İşte bu. Ama oradan geldim bir taksiciye böyle sistem ettim. Arabayla yan yanayız. Sabahın körü böyle duruyor. Konuya bastım. Efendim Talip abi.
Dedim ki ya akşam benle miydin kardeşim, ne bu suratın dedim ya. Hanıma kızdın sen, benden mi yalın? Ya abi seni, abi olsun sabah ilk seni görmüşüm, altı yola çıkacağım ya. Yani bir tebessüm et, ben bir güler. Ben de böyle bir taksiciye kızdım, o bana cevabı ben Rizeliyim abla bu iyi halim diye verdi. Ben dedim sen ne yaptın ya. O iyi halden bu halde. Tabii bana bir de şey diyecek yazılar geliyor, bu senin orijinal halin mi falan. Ben burada arkadaşlara soruyorum, onlar da evet organik Seda falan diyorlar. Yani ekrana çıkan adam fazla kahkaha atıp yapmacıklık mı yapıyor? Yok. Yo, ben normalde de böyle. Bir şey değil mi? Bir adam yok, bir ay normal oynar, iki ay oynar, beş ay oynar. Oynayamazsın. O senelerce oynayamazsın yani. Hayır bir de ben sinirleniyorum da. Hani sinirlilik de yapıyorum yayında, kızdığım da ona geçiyor. Ama her zaman yaptığın Seda, gibi, her zaman kendi hali. Bir gün bir kamyon arabada uyuyorum, Kırşehir'e yaklaşacağım. Bir kamyonda uyuyorum diye. Yok, minibüste uyuyorum. Araba camı vurdu. Talip abi biz de seni içeride arıyoruz deyince, ben de uykudan yeni uyanmışım o Levent Kırca gibi. Dedim ki kardeşim uyuyordum dedim, ama adam ya biz de seni çok seviyoruz deme, kırıldığını hissettim. Eyvah. Adam Ankara yönüne geri gidiyor, ben Kırşehir'e gideceğim. Geri döndüm. Yapma gözünüz. 40 kilometreye yakın, belki 50 kilometre gittim, kamyonu buldum dedim ki birader. Uyuyordum. Demin çok böyle şeydim, kusura bakma. Çünkü o sevgiyle gelmiş, o adam onu yapamasın. Ya, ya. Dedi ki benim Talip abim bu işte. Yani gitmesen var ya ömür boyu kırgın kalacak. Bir de bir şey söyleyeceğim, unutmaz, ömür boyu anlatacağı bir anekdottu, evet, evet, bu da evet, onun. Yani o yüzden iyi ki gitmişsin değmiş bak. Aynen. Helal olsun ben de böyleyim. Benim de izleyicim direkt gelip bana sarılıyor. Ya merhaba sizi izliyoruzdan önce. Ay dur sarılmam lazım falan. Yani, böyleyiz yani. Hani ama bu, sen evdensin yani. Bu o ya, bu elektriği karşılıklı alıp veriyorsun. Sen ama düşün diyorsan bu Sevda. O zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismini anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa Sevda'ya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Şimdi ben koşup Tayfun'a sarılacağım, olmayacak herhalde. Değil mi yani, böyle bir ben de geleceğim. Ne yapacağız? Murat Hoca da gelecek. Ben yani. Hadi bakalım. Hocama sarıldım ben. İki tane yalnız bayanı böyle mutlu ettiniz. Ya ben anladım. Ben anladım ya Tayfun'cum. Benim neyim eksik? Bahaneyle, bak, böyle bir bahaneyle. Bahane ihtiyacı da var. İyi bayramlar. Ben de. Sıcak vedayla o zaman bir bölümü bitireyim bari madem. Evet. Yapayım evet mı hocam? Evet. Evet, evet bayramı da kutlayalım izleyicilerimizin. Evet, ben evet sizi yordum buralara kadar getirdim ama ne güzel bir sohbet oldu. Bence de çok değil keyif mi aldık. Hep aradığımız, özlediğimiz. Ben, çok keyif ben de keyiflendim hakikaten. Ya yakınlarımla bile yapamadığım değil. Siz böyle bir insanla beni tanıştırdığınız için bir kere her şeyden önce. Çok teşekkürler. Sık sık görüş. Ben çok yani iki tarafımda iki güzel insan. Muhallebiciler aslaştık biz. Hocam hakkında tam sayfa yazı çıkmış o gün gazetede, bir pazar günüydü. Ben de yanında oturuyorum. Bana da böyle izleyicilerim geliyor, konuşuyorum. Aa sen o musun dedi Nurhan Hoca dönüp bana. Bu sabah da dedi televizyondaydın. Evet dedim. Bak kızım ben de buyum dedi. Aa bir baktım Osmanlı tarihini, haremi anlatıyor ama alışkın olduğumuz gibi hani magazinsel değil. En güzel haliyle. Hay Allah. Ya dedim cumartesi bendesiniz. Ve öyle dostluğumuz bu ilk evet gelişi değil hocam, Nurhan Hoca. Hocam ben ne zaman gitsem bu harem kapalıydı. Ondan sonra 10 senedir de gitmedim. Niye bu harem devamı kapalı? Artık eskiden çok şeydi. Bir çok de gülüyor sinsi sinsi. Bak ben de ciddi senin geleceğini haber almışlardı diyeceğim. Şimdi eskiden senin gittiğin zamanlar sen diyorum. Öyle yani, tabii öyle diyeceksiniz gençler, kardeşiz. Böyle şeyim gibi, öğrencim öyle gibi, bak, çocuğum gibi öyle geliyor. Topkapı Sarayı'nda çok az memur vardı. Ha. Onun için açamıyorlardı ve sonra Topkapı Sarayı'nda çok olaylar olmuştur. Mesela haremde iyi grup gezdirirken bir kişi geride kalmış, bir yabancı. O geceyi orada geçirmiş. Aa. Tabii öyle olaylar var. Ve orası korkunç bir yer. Fanteziye bakar. Benim başıma yalnız bir şey geldi orada. Haremde çok korkunçtur gece hele kalmak. Oraya bekçiler hep çift çift giderler. Niye? Çünkü büyük sansarlar gezer. Bir şey söyleyeceğim. Hala. Başıma geldi. Hala evet. Ah. Ve orada bütün fareleri yedikleri için çok da faydalı. Ha, ben fareyi yiyen her şeyi seviyorum. Yılanı bile fareyi seviyorum. De seviyorum. Ondan sonra nefret ederim. Ve şeyler, bekçiler çok korkuyorlar. Onun için hep çift çift giderler. Bir de işte perili midir? Oradan onun ruhu çıkar. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu birebir yaşadım hocam. Çok önemli belediye başkanları zirvesinde. Ben de asperkader böyle bir
prezentasyon görevini üstlenmişim. İçeri bizi özel otobüslerle soktular saray kapandıktan sonra. Bir yer yapmışlar kamelya gibi. Orada bir yemek ve konuşmalar oldu. Ben erken ayrılmak istedim. Şimdi ben o kamelyadan, o çıkış kapısında surlar var ya Topkapı Sarayı'nın, yani, çift. İftariye kasır demek istiyorsun. Ayrı, üçüncü... Hayır, ayrı bir çadır kurdular. Ha, çadır. Tamam. Kendileri ayrı, tamam, o özel, tamam, yemek için. Ben tek başıma şimdi oradan yürüyorum. Bir böyle tilki gibi, köpek gibi hayvanlar, uğultular. Ha, ağaçlar acayip ulu ve yüksek. Köpekler. Köpeklermiş zaten. Ben hani köpekler olduğunu görünce rahatladım. Geldim surların dibine. Şimdi. Kimse yok mu diye bağıran bir kadın. Ses yok, çıt yok surda. Sur dediğinizde sur, ağaçlar ulu. Ben korku filmindeyim. Geriye dönüp koşmak istiyorum. Geri mesafe de uzak. Artık kapıyı benim için birinin açması lazım. Ben içerideyim. Bir asker çıktı elinde silah. Ah çok şükür dedim. Beni çıkarın çabuk buradan dedim. Sonra adam tamam sakin olun filan dedi. Bu araya girdik. Onlar da karanlıkta bekliyor falan. Adam öldüm de huri mi geldi demiş. Adama ben şey diyorum sonra. Korkmuyor musunuz siz? Ya elinde silahla bekleyen askere korkmuyor musunuz diyorum. Ya o kadar şuurum da almış. Onlar da korkuyorlardır belki. Ya bana ters ters baktı zannetmiyorum korktuğunu ama gerçekten. Hiçbir köpek sana bir şey yapmıyor mu? Hiçbir şey yapmaz. Bana da yapmaz biliyor musun? Niye? Mesela o köylerde inerim. Kangallar filan böyle üstelik dikenli mikenli millet şey der. Hiç onu hissediyorlar onlar. Hissediyor. Ağlasa da sonra bir şey yapmaz. Hatta hiçbir şey olmayan hayvan, kedi bile, sokak kedisi kimsenin yanına gelmez. Bana gelir sürünür mesela. Ama sende o koku... Var tabii, ben hayvan da besliyorum. Beslediğin için evet. Onun şeyiyle. Ve biz ayrı yapalım, çıkışta devam edelim. Ayağınıza, yüreğinize, her kalbinize, her şeyinize sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki sizler gibi dostlarım var. Bu bayramda, şey bu bayramda insanlar gerçekten, hele özellikle aile içindeki şu küskünlükleri falan bıraksınlar. Büyükler küçüklerin ayağına gitmeyecekler. Küçükler büyüklere gidecekler. Harika. Onlar affedici olacaklar. Şu aile içi küskünlükler beni çok yoruyor. Lüzumsuz başka şeyler, küskünlükler de yoruyor ama aile, özel olarak aile için. Onlar yoruyor. Haklı, evet. Tüm ülkede aslında barışmak için yine bir fırsat. Bunu kullanalım o zaman. Evet. Siz ne dersiniz? Bayramları hakikaten en güzel yapacak şey o küskünlükleri bir geride bırakmak olacaktır. Ay ne güzel mesaj verdiniz. Benim aklıma en son gelen şey küskünlüktü. Böyle bir misyonu vardı bayramların. Hatırlatmış olduk. Bir de şarkı yollayalım. Ben nostaljik şarkılarla ünlüyüm. Biliyorum ya. Bana mı anlatıyorsun? Biz senin programın hastasıyız. Hastasıyız tabii. Bizim Ayhan Sıcımoğlu gibi. Ben de senin yani. Senin programınla büyüdüm diyeceğim. Bekar kadınım diyebilirim değil mi? Kesinlikle öyle büyüdüm. Ufaltabilirim değil mi kendimi? Tabii kesinlikle. Yani şu kadar, fındık kadar, el kadar çocuktum. Çocuktun ha. Doğru. Öyle büyüdük. Öyle tabii ya. Bir kuşak benimle büyüdü. Hiç tevazu gösterme o konuda. Yok ama sen çok genç başladığın için gerçekten de bu işe ve en iyisini yaptığın için. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bak Dürüyem'in güğümleri diyorum ama eski İstanbul görüntüde değiştiğinde. Her zaman Frank Sinatra, Dean Martin olacak değil ya. Bu sefer Türkü'yle efendim ve yeni konuklarımıza bekliyorum siz stüdyoda.